Türkçe kitabımızın 48. sayfasındayız. Metnimizin adı Atatürk Aralarındaydı. Okuyalım. Atatürk Aralarındaydı. Çanakkale'de gördüm onları. Mermerler üzerine yazılmıştı adları. Er Süleyman, yaş 17. Memleketi Adabazarı. Bırakıp yaşanacak yıllarını sahiplenmişti vatanın toprağını. Başçavuş Salih, yaş 20. Saldırganlara dur demek için Tam Mardin'den gelmişti. Çavuş Üzeyir, yaş 19, memleketi İnebolu. Vatan sağ olsun diyordu. Gözlerinde pişmanlık yoktu. Yüzbaşı Mahmut, yaş 29, Urfalıydı. Gözleri ateş püskürüyordu. Kimseye vermem bir avuç toprağımı. Binbaşı Süleyman, yaş 32, memleketi Ağrı. Eliyle gösteriyordu conk bayırını. Gülerek anlatıyordu şehit düştüğü yeri. Şakalar yapıyordu. Mustafa Kemal Paşa aralarındaydı. Türkan Gedik Bengi. Çanakkale 1915 Çanakkale Anıtı Birinci etkinlik, kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Anıt, Tahminim: Abide. Anlamı: Tarihsel bir yeri de olan çok değerli, çok önemli büyük yapıt. Cümlem: Süleymaniye gibi bir anıtı ancak Sinan ortaya koyabilirdi. Memleket. Tahminim: Doğduğu şehir. Anlamı: Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt. Cümlem: Memlekete büyüklerimizi ziyarete gittik. İkinci etkinlik soruları metne göre cevaplayınız. Cevaplayalım. Şair Çanakkale'de neler görmüştür? Mermerden yapılmış şehitlerimizin mezarlarını görmüştür. Er Süleyman nereli ve kaç yaşındadır? 17 yaşındadır. Memleket Adapazarı'dır. Yüzbaşı Mahmut ne demiştir? Kimseye vermem bir avuç toprağımı demiştir. Binbaşı Süleyman nereyi gösteriyor? Jong bayarını gösteriyor. Üçüncü etkinliğimiz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz. Şiirin konusu Çanakkale şehitleri, ana duygusu ise vatan için fedakarca savaşıp şehit düşen askerlerimize duyulan hayranlıktır. Dördüncü etkinlik, büyük harflerin kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz. Eşleştirelim. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Burası bir. Çocuk merakla sordu. İki nokta ve büyük harfle başlandı. Akşam erken gelecek misin? İki noktadan sonra gelen büyük harfle başlar. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Gezegenler burada yazılı. Merkür, Neptün nokta nokta diye örnek verilmiş. M ve N büyük. İki bu. Kitap dergi adlarının her kelimesi büyük harfle yazılır. 3. art. Bu bir kitap ismi. TSE Öncü Çocuk Dergisi. Bu da derginin adı. Ö, Ç ve D büyük harfle başlamış. Siz de büyük harfin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız. Yazalım yukarıdakilerle ilgili örnekler. Dedi ki, iki nokta üst üste, burası benim evim. Ve büyük harfle başladı. Sonunda Mars'ta su bulunmuş. Mars'ın M'sini büyük yazdık. Ödeviniz Türkçe kitabında var. Kitabın ismi büyük harfle başladı. Atatürk'ün bugünün küçükleri yarının büyükleridir sözünü açıklayınız. Yazalım. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir sözünü açıklıyoruz. Bir toplumun gelişmişliği çocuklarına vermiş olduğu değerle ölçülür. Gelişmiş toplumlar çocukların eğitimine, sağlığına, kültürüne en büyük kaynakları ayırmaktadır. Çünkü eğitimli, kültürlü ve sağlıklı çocuklar bir toplumun geleceğinin sigortasıdır. Bugün çocuklar almış oldukları eğitim ile gelecekteki toplumun ana lokomotifi haline gelirler. Bir toplum bugün refah içinde ve zengin olabilir ancak eğer çocuklarına yatırım yapmıyorsa bu durumu uzun süre koruyabilmesi mümkün değildir. 20-30 yıl sonra üretken nesil yerini yeni nesile bıraktığında çağın ruhunu yakalayabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle onların eğitimlerini planlarken bugünün şartlarına göre değil, gelecek 20 yılın ihtiyaçlarına göre planlama yapmak gerekir. Ancak bu şekilde bir toplumun geleceği garanti altına alınabilir. 7. Etkinlik Kelimelerinizin tanımlarını yazınız kelimelerin eş anlamlarını yazınız. Buraya zıt anlamları, buraya eş anlamları yazacağız. Önce zıt anlamları sayalım. Düşman, dost, özgür, tutsak, yüksek, alçak, cesur, korkak, sönmek, yanmak. Eş anlamlıları sebep, neden, görev, vazife, yetenek, kabiliyet, yöntem, metot, lider, önder demek. 8. etkinlik defterinize Atatürk ile ilgili duygularınızı ifade eden bir şiir yazınız. Yazdıklarınızı sınıf içinde okuyabilir ve okul sınıf odasında sergileyebilirsiniz. Atatürk'e duygularınızı anlatan bir şiiri kendiniz yazabilirsiniz. Burada da yazma etkinliği var. Etkinliklerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.